Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Baki Çek, gitar dersine hoş geldiniz. Bugün size yeni çıkan bir şarkının akor ve ritmini göstereceğim. Sagopa Kajmer, Avutsun Bahaneler şarkının orijinal akorunu göstereceğim size arkadaşlar. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Yorum kısmına takıldığınız konular varsa yorum atabilirsiniz, çok mutlu olurum. İstediğiniz şarkılar varsa onlarla ilgili bir çalışma yapıp videosunu atabilirim. Zaman kaybetmeden başlayalım. Şarkımızın girişi arkadaşlar si minör bemol ile başlıyor. Bir süre si minör bemol ve si majör olarak devam ediyor arkadaşlar. Ritim de şu. Nakarat kısmında dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar, avutsun kısmında mi minör bemol basıyoruz arkadaşlar. Si majör geliyor ondan sonra arkadaşlar. Bir süre si majörde kalıyoruz. Sonra La minör bemol'e geçiyoruz arkadaşlar. Tekrar si minör bemol'e geliyoruz arkadaşlar. Ritimimiz bu. Arkadaşlar. Şarkı direkt böyle gidiyor. Dediğim gibi ilk başlangıçta si minör bemol ve si majör birer perde hemen arkadaşlar. Biri minör, bir perde kaydığınız zaman si majör. Nasıl basıldığını da söyleyeyim size arkadaşlar. Minörde genelde orta parmağımızı kullanmıyoruz. Altıncı perdeyi tamamen kapatıyoruz. Üçüncü parmağımızı La telin 8. perdesine koyuyoruz arkadaşlar. 4. parmağımızı Re telin 8. perdesine koyuyoruz. Bu si minör bemol arkadaşlar. Küçük harf M çıkar arkadaşlar. Minördür o. Bir perde yani 7. perdeye geldiğimizde orta parmağımızı arkadaşlar sol telin 8. perdesine koyuyoruz arkadaşlar. Bu da si majör oluyor arkadaşlar. Şifresi B. Yani burada da ne yapıyoruz arkadaşlar? 7. perdeyi kapatıyoruz. 2. parmağımızı sol telin 8. perdesine koyuyoruz. 3. parmağımızı la telin 9. perdesine koyuyoruz. 4. parmağımızı re telin 9. perdesine koyuyoruz arkadaşlar. Si majör bemol. Ve mi minör bemol'e geliyoruz ya da re minör diyez diyebilirsiniz. 6. perdede arkadaşlar 5 teli tamamen kapatıyoruz 1. parmağımızla. 2. parmağımızı si telin 7. perdesine koyuyoruz. 3. parmağımızı re telin 8. perdesine koyuyoruz. 4. parmağımızı sol telin 8. perdesine koyuyoruz ve 5. telde yani la'dan ses alarak mi minör bemol arkadaşlar. Yani E, B, M. Mi minör bemol arkadaşlar. E, B, M yani diye geçiyor arkadaşlar. E, B. Bu da mi minör bemol ya da buna re minör diyez diyebilirsiniz. Ritmimiz bu arkadaşlar. La minör bemol. Si minör bemol. La minör bemolü de göstereyim arkadaşlar. Dördüncü perdeyi tamamen kapatıyoruz. Üst pozisyonda. Üçüncü parmağımızı yine ikinci parmağımızı kullanmıyoruz. Yani orta parmağımızı kullanmıyoruz.
Üçüncü parmağımızı la telin altıncı perdesine koyuyoruz. Dördüncü parmağımızı re telin altıncı perdesine koyuyoruz. Bu da yani en üst telden ses alarak la minör bemol ya da sol minör diyez, gm diyez arkadaşlar. Yani bütün şarkının girişi nakaratına kadar şöyle gidiyor arkadaşlar. Si minör bemol, si majör, si minör bemol, si majör, tekrar. Nakarat kısmında, avutsun kısmında arkadaşlar ne yapıyoruz? Mi minör bemol basıyoruz. Onun peşinde direkt şey geliyor. Zaten eğer biraz dinlerseniz kulağınızı çıkarabilirsiniz. Hangi akorun, bir sonraki akorun hangisi olduğunu hemen anlarsınız. Nakarat kısmında mi minör bemolle başlıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki akorumuz si majör geliyor arkadaşlar. Sesi duydunuz mu? Si majör bemolden sonra ne geliyor arkadaşlar? Arızası geliyor. Yani la minör bemol ya da sol minör diyez. Tekrar si minör bemol. Evet arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bunlar. Gösterebileceğim teknikler bunlar. Umarım faydasını görürsünüz. Bol bol çalışın ama şarkıyı da iyi dinleyin. Şimdi Google'da yazdığınızda akorlar çıkıyor ama arkadaşlar hepsi tutmuyor. Kimi kapo takıyorsun, yine orijinal sesini vermiyor. Ama bu dediğim akorları eğer şarkıyı iyi dinleyip çalarsanız orijinalini yakalamış olursunuz. Hatta o akorların üstünde kendi sesinize göre transpoze de yapabilirsiniz. Ama gidişat öyle olsun ki şarkının tonu kaymasın. Çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.